Merhabalar hanımlar, Sunay ile İlişkileri kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar, öğretmenler gününde öğretmenimize böyle bir hediye yaptım. Aslında okul toplayacak almıştı ama hediye toplayacak aldık ama sınıf annesiyle para topladık. Benim ufaklık anne ben hediye vermek istiyorum deyince bir gecede kızlar saat kaçtı? Yaklaşık 6 civarı ben buna oturdum. Şimdi saat 10 geçiyor. Arada bir kalkıp oturmalarım oldu. Şu aparatlarım vardı zaten. Kızlar bu şekilde bu kolyeyi yaptım. İnşallah bugün Perşembe, yarın Cumartesi gününe geldiği için öğretmenler günü Cuma günü yarın göndereceğim ben bunu. Biraz acele yaptım bitirmek için. Bunu hem bitirdim hem çekimini yaptım. Sizlerle paylaştım. Kızlar bunu fular olarak da kullanabilirsiniz. Fular olarak yaparsanız şu köşedeki iki tane bakın boşluklardan köşelerindeki boşluklardan şöyle alayım. Şu köşelerindeki boşluklardan 5 tane zürafa yaparak ortasından arttırın kızlar. 2 tane zürafa yaptıktan sonra ortasına batın. Ortasına bir defa daha batın. Sonra devam edin. Başa geçin. Ortasından arttırarak kemer yapın ve katlayın. Yeterince uzunluğa geldikten sonra şu arkadan birleştirin. Geri bir buraya, bir buraya, bir de buraya kemer yaparsanız fulara da geçirebilirsiniz. Ben bunu fulara geçirecektim. Fular yapacaktım. Pudra tonlarında bir fular alacaktım. Öğretmenimiz kapalı olduğu için hem eşarp hem fular biraz kaba duruyor. Ben de kullanamıyorum fularla. O yüzden ben bu şekilde kolye yaptım bunu. Daha o şekilde dediğim şekilde de yapamazsanız iki tane şöyle yaprak yapın. Uçlarından birleştirin ve fularınızı geçirin kızlar. Bu aparatlar her yerde satılıyor kızlar. Her yerde derken takı malzemecilerde birebir aynısını bulabilirsiniz kızlar. Bunun boncukçularda takı malzemesi satan yerlerde. İpliklerinizi de bu şekilde kullandım. Mutlaka hangi renkten yapacaksanız yapın. Benim elimde bunlar vardı. Bunları kullandım. Uydurmaya çalıştım. Mordan yapacaksanız morun en açık tonunu alın. Orta tonunu alın. En koyu tonunu alın. Bu mürdüm mesela. Orada nasıl gözüküyor bilmiyorum kamerada. Mürdüm rengi bu şekilde uydurmaya çalıştım ben. Mürdüm renginden yaparsanız en koyusunu alın. Orta rengini alın. Bir de en açık rengini alın. Bu şekilde göstereceğim şekilde yapın kızlar. Bu şekilde gayet hoş oldu. Hoş bir hediye oldu kızlar. Şimdi yapımına geçelim. İnşallah beğenirsiniz kızlar. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Alttaki bildirim zilini tıklayarak açarsanız yapmış olduğum yeni örneklerden anında haber alabilirsiniz. Bunu ben doğaçlama yapacağım. Önümde herhangi bir resim yok. Bunu ben bitirdim. Şimdi bunu çekiyorum ve ilk önce görmeniz için videomun başına ekleyeceğim bu videoyu. Bir tane bundan elimde. İkinciyi yapmıyorum. Şu anda bitirdim. Çekimini yaptım, bitirdim. Bitirdikten sonra bu çekimi yapıp videomun başına ekleyeceğim kızlar. İlk önceden nasıl olduğunu görün diye. İnşallah beğenirsiniz kızlar. Yaparken şu ortalar doğaçlama olduğu için düzeltmeler yapıyorum. Eğer aynısını yapacaksanız dikkatli geçişlerine dikkatli bakın. Zaten çoğu zaman geçişlerini gösteriyorum videomda size. Şimdi yapımına geçelim. Kızlar öncelikle bu kolyeyi yapmak için bu şekilde bir aparata ihtiyacımız var. Hemen hemen tüm boncuklucularda kolye malzemesi satan yerlerde birebir aynısını bulabilirsiniz. Şöyle metreyle satılan zincirimiz var. Bunu ben metreyle aldım. Bu şekilde de böyle takarken kullanmak için şöyle küçük halkalarımız var. Şöyle de bir tutacağımız var. Şunlar zannedersem 20 kuruş falan. Şunları öyle aldım zaten. Bunu takıyla uğraşanlar ölçekle falan alıyorlar da. Bana bu kadar lazımdı. Öylesine aldım. Mağaza sahibi verdi. Şimdi yapımına geçelim bunun. Ben bu şekilde yapraklarını yaptım. Şimdi tarif edeceğim ve bir tane yaprağını size beraber yapacağım. Kızlar. Bakın şuradan iki tane boşluk bıraktım. Birine yaprağımı yaptım. İki boşluk bir yaprak. Bakın. Şurada bir tane yaprağımı bıraktım ki size sayısını vereyim diye. Şuradan bir iki tane boşluğumu yine bırakıyorum. Ve üçüncü boşluğuma iğnemi batıyorum.
Başını iki defa doluyorum. Ve bir kere de şöyle çekerek oturtturuyorum. Burayı bir kere yapıyorum. Sonra şu ipi şöyle arkasından çekiyorum. Bu ipi şöyle makasla keseceğim. Biraz hafif uç bırakıp buradan kaymasın diye. Bunu buraya yakıyorum. Bu şekilde yapıştırıyorum. Şimdi aynı yerden yine iğnemi battım. Buraya şöyle kaydırmadan, biraz kayıyor buraya yaparken. Bir, iki, şöyle çok dengeli olmadı ama demin üzerine yaptığım için 3 tane böyle küçük küçük kirpik yaptım. Ve en baştaki kirpime dönerek batıyorum. En baştaki kirpiğimin içine tekrar batıyorum iğnemi. Ortadaki kirpiğime batıyorum. En sondaki kirpiğime batıyorum. En sondaki kirpiğimin içine bu şekilde tekrar batıyorum. Tekrar başa geliyorum. Tekrar aynı zürafanın içine batıyorum. Yanındaki zürafama batıyorum. Yanındakine batıyorum. En sondakine batıyorum. En sondakine bir kere daha batıyorum. Bu şekilde şu kenara 1, 2, 3 tane yaptım şu anda ben. 1, 2, 3. 6 tane olana kadar bu şekilde devam ediyoruz. 6 tane yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra yaptıktan sonra tekrar başa dönüyorum. En başa. En başa iğnemi battım. Sıradaki zürafalarıma batarak düz devam ediyorum. Devam ettim. Tekrar en başa geçiyorum. Sıradaki zürafalarıma batarak tekrar düz devam ediyorum. Bu şekilde şu yaprağımız bitene kadar aynı işlemi yapacağız buraya. Yaprağımız bitene kadar aynı işlemi devam ettireceğiz. Evet kızlar, aynı işlemi devam ettirdim. Buradan bitiriyorum ve bunu kesiyorum. Bunu normalde kolye olarak değil de fular olarak da yapılabilir. Kızlar, bir iki köşesinden 5 tane batıp iki bir kenarda bırakıp iki bir kenarda bırakıp ortadakinin içine batınca tekrar batarak şöyle bir kemer yapıp uzun tekrar buradan birleştirebilirsiniz. Ortasına da aynı şekilde düz bir 5 tane kirpikten başlayarak düz bir şekilde ortasına batarak ilerleyin. Bir kemer buraya, bir kemer de buraya yapar şu tabanla birleştirirseniz fuları bu aradan sıkıştırabilirsiniz içine ve çok güzel olur. Ben öğretmen kapalı olduğu için
Bunu kolye yapmak tercih ettim. Eşarbın altına kolye daha zincir daha zarif durur. Şimdi bu şekilde ipliklerim var. Şu mürdüm rengi kızlar. Şöyle benzerinin açıklarını kullanmaya çalıştım ben. İpliklerin. Şimdi buradan şöyle en köşesinden iğnemi batıyorum. İki defa doluyorum başına. Şu kenarlardan devam ediyorum. Şu ortaya gelince ortasını göstereceğim kızlar. Şu ortaya gelince bir tane zürafamı yaptım. Düğümümü attım. Tekrar ortaya bir tane daha düğüm atıp buraya böyle küçük bir bakın zürafa yaptım. Tekrar aynı şekilde kenarından batarak aşağıya iniyorum. Köşeye geldim. Köşeye iğnemi batıyorum. Ve buradaki köşeyle bu şekilde birleştiriyorum. Ve devam ediyorum. Bütün yaprakları bu gösterdiğim şekilde hepsini de zürafayla çevireceğiz. Bir sırasını bu şekilde gittim gösterdiğim şekilde. Şimdi dönüşlerini göstereceğim kızlar. Size şu köşenin geçişlerine, şu köşelerin dönüşünü yapıyorum. Bu şekilde battım. Tekrar aynı şekilde zürafamı yaparak devam ediyorum. Yapacağınız renk hangi renk olursa olsun mutlaka tonlarını alın kızlar. Koyudan açığa doğru tonlarını alın. Şu üstte ne yapmışım? Evet şurada şu en üste geçiyorum. Buraya bir kere içine batmıştım. Bir ilk sırada, ikinci sırada da tekrar içine batıyorum. Ve sıradaki zürafalardan devam ederek aşağı ineceğim. Evet, en son zürafama battım bu şekilde. Buradan şu ortaya batmadan şu yanındaki zürafaya batıyorum. Aynı şekilde etrafını zürafayla çevirmeye devam ediyorum. Zürafalar çok sık oluyor kızlar kenarına. Şu üste battığımız yeri aynı. Tekrar batıyorum. İçine tekrar bir tane daha batıyorum. Bu şekilde bir sıra daha gideceğiz. İki sıra yaptım kızlar. Bakın bu şekilde. Şimdi şu yaprağı bırakıyorum. Yanındaki yapraktan iğnemi batıyorum.
Aynı şekilde etrafını yapmaya devam ediyorum. Şu ortaya gelince iki defa batıyorum. Şuraya gelince şurada bir püf noktası var. Orayı göstereceğim size. Şuraya kadar geleceğim ben şimdi yapıp bu püf noktayı göstereceğim. Her zaman bu köşelere geldiğinizde bakın. Şöyle son zürafamı yaptım. Son zürafamı şu şekilde bir üstteki zürafayla bakın. Şuraya batmıyorum bakın kızlar. Bir üstteki zürafayla bu şekilde birleştiriyorum. Bunu birleştirmeksek şu araları şöyle kirtik kirtik oluyor. Birbiri üstüne geliyor. Bu şekilde birleştirin ki ucu düz dursun. Aynı şekilde iki sıra daha gideceğim üzerine. Evet kızlar şöyle son sıraya geldim. Son sıraya gelince yine buradan bir tane yaprağımı bırakmıştım. Buradan da bir tane yaprağımı bırakıyorum yapmadan. Tekrar aynı şekilde dönerek üzerine bir sıra daha yapacağım. Aynı şekilde devam ediyorum. Şu uç kısmına bir, iki kere batıyorum. Sıradaki zürafamdan devam ediyorum. Şuradan bakın. En sonuncuya battım. Buradan bakın bir taneyi bırakıyorum. Bu bir taneye batmayacağım. Bir taneyi bırakıyorum. Yanındakine batıyorum. Bakın. Şuralarını ayarlamak için bu şekilde fırfır şekline gelmemesi için köşelerine her dönüşte ayarlayıp o şekilde yapıyorum. Şimdi bir sıra daha gideceğim üzerine. Evet kızlar burayı iki sıra daha yaptım. Şimdi şuradan burayı bırakıyorum. Tekrar yanındakinden başlıyorum. Aynı şekilde yanından başlıyorum. Gösterdiğim şekilde iki sırada tekrar bu mürdüm rengi kızlar nasıl gözüküyor bilmiyorum ama oradan bu renk mürdüm rengi. Bu şekilde aynı şekilde iki sırada bir tane de buradan boşluk bırakarak buradan döneceğiz, yanından döneceğiz aynı şekilde. Gidip bu üst sırayı da bitireceğiz. Kızlar şurayı göstermeyi unuttum. Bu sıramda şu ortasından bir üstüne batmıyoruz. Tam karşısındakine batarak bu şekilde devam edeceğiz. Bu sırayı yeterince birleştirdik. Araları üst sırasında köşe geçişini göstereceğim. Şimdi ben bunu doğaçlama yapıyorum kızlar. Önümde ne bir resim var ne de herhangi bir şey var. Doğaçlama yapıyorum. O yüzden bu püf noktalarını tek tek yaparken nasıl düzgün oluyorsa size gösteriyorum. Bu sırayı şurayı karşılıklı batıyoruz. Bir üste batmıyoruz iğnemizi. Evet kızlar bu sıralarda bitirdim. Şimdi buradan bunu bırakıyorum bu kez. Buradan bir yaprak bırakacağım. Yanındaki yaprakla şu açık rengimle devam ediyorum. Şunu devam edeceğim. Köşesine geleceğim. Nasıl uygun olursa köşesini size göstereceğim. Evet, bu köşesine geldim kızlar. Aynı şekilde köşesini karşılıklı yapıyorum. Böyle karşılıklı battım. Ve buraya battım. Şu ortaya hiçbir zaman batmıyoruz kızlar. Aynı şekilde devam edeceğim. Aynı şekilde bir de buradan bırakarak bu şekilde dönüyorum. Bir tane de yaprak buradan boşluk bıraktım ve dönüp devam ediyorum. Evet kızlar son sıradan bir önceki sıra. Şimdi
Şu orta renkteki ipliğime geldi sıra. Bundan bir tane yine bırakıyorum buradan. Şuradan şu yaprağımdan iğnemi batıyorum. Ve aynı şekilde devam ediyorum kızlar. Tekrar buradan da bu yaprağımı bırakıyorum. Bir tane buradan, bir tane buradan. Dönüyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Evet, iki sıra daha yaptık buraya. Bitirdik. Şimdi sadece bir tane ortadaki kaldı. Ortadakine şöyle iğnemi batıyorum. İki defa doluyorum. Bu şekilde sadece bir tane ortadakini şöyle çevireceğiz. Tekrar döneceğiz ve bitireceğiz. İkinci sıramda gittim ben. İkinci sıramı, birinci sıramı gidince şu karşıdaki ilk zürafaya bağladım. Şu karşı yapraktaki, bunu da bitiş kısmına, karşı yapraktaki tabandaki ilk zürafaya bu şekilde bağlıyorum. Ve şimdi incilerimizi diziyoruz. Şu şekilde. İncim. Öncelikle şuradaki kenarından iğnemi batacağım. İki tane başına dolayacağım ve şöyle sıkı bir düğüm atacağım buraya. Düğüm attıktan sonra şuradaki buradan geçiriyorum ipimi. Bir tane incimi taktım iğneme. Aynı yerden tekrar dışarı geçiriyorum ipimi. Bu şekilde şöyle çekeceğiz, sıkıştırarak. Şimdi yanındaki, bu şekilde yanındakine geçiriyorum ipi. Tekrar taktım ve aynı yerden bu şekilde çektim. Şimdi tekrar yanındaki boşluğa iğnemi batıyorum. Bir tane incimi geçiriyorum ve aynı yerden iğnemi tekrar çıkarıyorum. Ve şu ipliği sıkıca çekiyorum. Geçirdiğim ipliği. Kızlar, burayı düzenli takmaya dikkat edin ki bakın şöyle arasından girdi mi incinin şu üst böyle gözüküyor. Şurayı normalde düzgün takmam lazım ki o inciyi oradan göstermemem lazım. İncinin boşluğun ortadaki. Şimdi incimi takıyorum ve şu ipliğe hiç müdahale etmeden şöyle tutuyorum. Bakın şu ipliği şöyle kenara çekin. Şöyle aradan alıyorum. Bakın bu şekilde. Bu şekilde çekerek hepsini de böyle inciyle dolduracağız. Kızlar, incilerim biraz büyük geldi. Buraya üst üste bindi mecburen. Bu şekilde daha küçük de incim yok elimde. Bu şekilde yapraklarımın dibine
birer tane inci yapıp koyuyorum ve şu yaprağımın dibine geçiyorum. Bakın diğer yaprağımın dibine geçtim. İğnemi çıkardım. Tekrar bir inci daha takıyorum. Aynı yerden iğnemi batıyorum. Ama şöyle çok sıkıştırarak çekiyorum. Çok çekiyorum. Şu yaprağımın dibine tekrar iğnemi batıyorum. Bunu bu gece bitirmek zorundayım kızlar. Hem çekimine, çünkü yarına göndereceğim çocukla. Bu şekilde de güzel oldu. Bu şekilde yapraklarımın dibine birer tane incimi dizerek devam ediyorum. Evet, sonuncu incimi taktım. Şimdi hemen şu yanına iğnemi batıyorum. Başını ilk defa doluyorum. Düğümü atıyorum. Bir kere daha düğüm atacağım ve o yakılacağı için, orası kızlar uçlarının kesilip yakılacağı için sağlam olacak. Herhangi bir kayma falan olmayacak. Şu ortasına da şu inciyi bu şekilde yapıştıracağım kızlar, bir yapıştırıcıyla. Bakın. Ve şimdi zincirlerini falan ayarlayacağım, zincirini. Kenarlarından takarak ayarlayacağım kızlar. Evet kızlar, inşallah beğenmişsinizdir. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.